Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şiir hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün İstanbul'un katılımcı bütçe deneyimini konuşacağız. Konuğum İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Merhabalar Itır Hanım. Evet. Ve tüm seyirciler, izleyiciler. Hoş geldiniz. Yerel yönetimler, özellikle belediyeler kenti demokratikleştirmek istediklerinde, kent yönetimini demokratikleştirmek istediklerinde katılımcı bütçe çok somut bir araç olarak ortaya çıkıyor. Dünyada son dönemde özellikle yaygınlaşıyor bu uygulama. Türkiye'de de yine son dönemde belediyeler yavaş yavaş hem bu kavramı öğrenmeye hem de mümkün olduğu kadar uygulamaya başlıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen sene yani 2022 bütçesi için 2021'de katılımcı bütçe uygulamasına başladı. Ve en başından itibaren de İstanbul Kent Konseyi ile birlikte yürüdüler. O yüzden biz şimdi bugün Kent Konseyi'nin en yetkili kişisi Başkanı Tülin Hanım'la bütün bu süreci biraz konuşacağız. Neler yapıldı? Nasıl ilerlenildi? Bir sivil toplum perspektifiyle Kent Konseyi bunu izleme değerlendirmesini nasıl yaptı? Ne dersler alındı ikinci tura? Çünkü geçenlerde ikinci turun yani 2023 bütçesinin bütçesi için katılımcı bütçe uygulaması tekrar yapıldı. Oylamalar yapıldı. Yeni projeler belirlendi. Şimdi bizi bundan sonra neler bekliyor? Biraz bunları konuşacağız. Ama her zamanki gibi ben giriş sorumu yine kavramı anlamakla ilgili soracağım Tülin Hanım'a. Katılımcı bütçe deyince ne anlamalıyız Tülin Hanım? Itır Hanım, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında katılımcı bütçe üzerinde bol bol konuşmamız gereken bir konu. Çünkü olgunlaşması için çeşitli fikirlere ihtiyaç var. Ve tabii her sohbette düşünmek için bir fırsat yaratıyor. O yüzden teşekkür ediyorum ben tekrardan davetinize. 2022'nin başıydı zannediyorum. Biz İstanbul Kent Konseyi hakkında bir sohbet yapmıştık sizinle. Orada da bu katılımcı bütçeye değinmiştik. Aslında orada söylediğimden, tarif etmeye çalıştığım süreci tekrar edeceğim. Belediyenin bütçesinin bir kısmını ayırdığı, yani zorunlu harcamalarının dışında kalan yatırım bütçesinden ayırdığı bir kısmı yurttaşlarla tartışarak, konuşarak karar verdiği, öncelik verdiği işlere ayırdığı, yurttaşların gerek proje önererek, gerek sadece yorum yaparak, gerek oy vererek katıldığı katılımcı ve inovatif bir süreci tarif ediyor katılımcı bütçe. Bu ayrılan bütçe çok çok büyük bir miktar olmamakla birlikte birçok projeyi yapmaya imkan veriyor. Burada aslında düşünce yurttaşların kendi ortamlarının uzmanı olduğu düşüncesiyle belediyenin kendi oturduğu yerden fark edemeyebileceği, kendi ortamında, kendi çalışma ritminde fark edemeyebileceği çeşitli detayları uygulamaya geçirebilmek. Biz Kent Konseyi'nde bunun üzerinde tartışmalarımızı yürütürken birçok sebep olabilir bunu yapmak için. Yani dünyadaki uygulamalarda da böyle öncelikler sıraya dizilmiştir. Belediyeler bunu niye yaparlar diye bakıldığı zaman işte bu bir yönetişim aracı olarak kalabilir sadece. Bütçeyi iyi düzenlemek için bir danışma olabilir. Ya da yereldeki sivil grupların hem ihtiyaçlarını belirlemek hem de ortak işbirliklerini oluşturmak üzere bu yolla yerel demokrasiyi güçlendiren bir araç olabilir diye düşünmüştük. Ve tabii ki bu yerel demokrasinin güçlendirilmesi hedefini en ön plana koymuştuk. En baştan beri bu hedefle yürüyor. Tabii böyle bir seferde çok iyi bir şey başarmak söz konusu değil ama galiba her defasında biraz daha iyiye gidiyor. Peki bunu hiç bilmeyen seyircilerimiz için çok kısaca bunun çeşitli adımları var bu katılımcı bütçenin. Tarif ettiğiniz amaçlar çerçevesinde. Çok kısaca o adımları hani nasıl işlemiş bu ilk tur dedikleri ne olmuş ne bitmiş diye kısacık o adımlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi tabii bunun klasik yöntemi ilk 1989'da denendiği zaman Brezilya'da mahalle toplantıları yaparak elde var olan miktardaki bütçeyi en akılcı seviyede, en akılcı şekilde kullanabilmek. Bu görüşmelerle yurttaşların kendi aralarında ya işte altyapıya yatırmamız lazım.
Eğitimde çok ihtiyacımız var. Ya işte iş olanağı yaratmak için şöyle şöyle şeyler yapmamız lazım. Yani bunların hepsini yapmak gönül ister ama hepsini birden yaptığınız zaman işte diyelim ki 1.000 lira harcamanız gerekiyorsa ya da elimizde 1.000 lira var ama bizim bir baktık ki hepsini birden yaptığımız zaman 30.000 lira, 40.000 lira harcamamız gerekiyor. Yani bunları bir sıraya dizmemiz lazım. En akılcı şekilde aramızda uzlaşarak nasıl dizebiliriz? Yani ilk uygulamalar böyle. Fakat dünyada bunun geçirdiği evrelerle yani uygulandığı yerelin koşulları, o dönemin siyasi atmosferi bunları değiştiriyor. Bugün geldiğimizde ve İstanbul koşullarını düşündüğümüzde artık farklı uygulamalar var. İstanbul'da ilk uygulandığı zaman şöyle yapıldı. Dedik ki ilk önce yurttaşlar fikirlerini, ihtiyaçlarını birer proje gibi, basit ama yani böyle bir kalkınma ajansına başvurulan bir proje gibi değil ama basit bir biçimde tarif etsinler, belediye bunları toplasın. Ondan sonra bir değerlendirmeden geçirsin, ön ve teknik değerlendirmeden geçirsin. Yani belediyenin hizmet alanına giriyor mu, onun yetkisinde mi? Ondan sonra yasalara uygun mu, stratejik planıyla örtüşüyor mu, kendi hedefleriyle, amaçlarıyla örtüşüyor mu? Bunlara baktıktan sonra ve tabii bir bütçe miktarı da var orada. Yani çok çok fazlaysa, bütün ayrılmış olan bütçe miktarını aşıyorsa zaten yapılması söz konusu değil. Bu değerlendirmeden sonra belediye ile öneri sahiplerinin bir araya gelmesi, bunların projelendirilmesi, yani gerçekten olabileceği hale getirilmesi, daha sonra oylamaya sunulması, tekrardan halk oylamasıyla oylandıktan sonra en çok puan alandan en az puan alana kadar giderek bütçenin el verdiği oranda yapılabildiği kadarının yapılması düşünülmüştü. Fakat bu uygulamaya geçerken bu hazırlık aşamasında zaman kısıtına gidilmesi gerekti. Ve belediye ile öneri sahiplerinin ortak proje üretmesi aşaması değişmek zorunda kaldı. O zaman dendi ki yurttaşlar projelerini önersinler, fikirlerini önersinler. Bunlar ön ve teknik değerlendirmeden geçtikten sonra doğrudan doğruya oylamaya sunulsun. Ama tabii yine burada İPA, İBB daire başkanlıklarının temsilcileri ve kent konseyinin temsilcilerinin olduğu bir değerlendirmeden sonra belediye birimleri tarafından bunların derlenip toplandığı bir aşama var. Fikrin özüne sadık kalarak bunlar oylamaya sunulsun dendi. İlk sene böyle gerçekleştirildi. 4873 tane öneri gelmişti. Bunlardan 191 tanesi oylamaya sunuldu. 121 tanesi oylamaya sunuldu. Ve 27 tanesi uygulanmak üzere belediyenin yatırım bütçesine katıldı. 2022 bütçesine kondu. Tabii bundan çıkarılması gereken dersler oldu. Böyle işledi ilk sene. İkincisinde de aslında böyle işledi. Ufak tefek farklarla. Şimdi aslında tam da onu söyleyecektim. Çünkü kent konseylerinin zaten genel olarak dünya dışındaki işlevlerinden bir tanesi izleme değerlendirme. Evet. Bütçede de siz kent konseyi en başından beri sürecin içindeydi. Bu aslında kendi içinde çok değerli bir şey. Çok farklı uygulamada böyle bir sivil toplum paydaşı en başından beri olmuyor. Dolayısıyla da siz en başından beri işin içinde olduğunuz için de ve bütün karar aşamalarında eşit paydaş olarak olduğunuz için de izleme değerlendirmeyi tabii çok sağlıklı yapabildiniz. Fakat o izleme değerlendirmeyi nasıl yaptınız, ne dersler alındığından önce birazcık şu 27 proje kazandı dediniz ya. Evet. Onları birazcık, en azından ilginç olanları ya da uygulanmaya başlayanlar varsa birazcık onları paylaşabilir misiniz? Şimdi projelerin arasında ilginç olanlar var ama şimdi belediyenin içerisinde bu katılımcı bütçenin, aslında şunu söylemem lazım. Katılımcı bütçe çok ilginç bir öğrenme deneyimi oluyor. Konsey açısından, katılan yurttaşlar açısından, belediye açısından, işte şimdi İPA var onlar açısından, herkes açısından çok önemli bir öğrenme fırsatı sunuyor. Şimdi belediyeden sürekli
belediyeyle ilişki kurmak isteyenler, oraya öneriler sunanlar, belediye bunları kabul etse dahi onların çok hızlı hayata geçemediğini doğrudan doğruya görmüş oluyorlar. Bir şey planlamaya alındığı zaman alındığı gibi yapılamıyor maalesef. Biz izleme değerlendirmede daire başkanlıklarıyla aslında sürekli irtibat halindeyiz. Fakat projelerin geldiği aşamaları çeyrek çeyrek aşamalar olarak açıklıyoruz. Yani ilk 3 ayda ne oldu, ikinci 3 ayda neler oldu gibi. Fakat ben bizzat mesela daire başkanlıklarıyla çok yakın irtibat halindeyim. Bazıları daha yavaş ilerlerken mesela şeye dahil ediliyor, fikir sahibiyle sürekli görüşülüyor. Teknik aksaklıklar olabiliyor. Onları gidermeye çalışıyorlar. Nasıl yapabiliriz? Bir de şöyle bir şey var. Belediye oylanıp seçilmiş olan fikri olabildiğince sadık kalmaya çalışıyor burada. Yani koşullar, işte yönetmelikler, ondan sonra belediyenin bir işi yapma biçimi vesaire falan. Bunlar her zaman her şeyin hayal edildiği gibi ilerlememesine sebep olabiliyor. Birkaç tane örnek vermek istiyorum ben. Bana özellikle heyecan vermiş olan ve ya işte katılımcı bütçe buna sebep olur dedirten. Şimdi literatürde, akademik yazında katılımcı bütçenin işte şeffaflık, ondan sonra hesap verebilirlik gibi konulara hizmet ettiği yazılıyor. Bir de kurumsal kültürü değiştirdiğinden bahsediliyor. Açıkçası biz bu katılımcı bütçe için hazırlanmaya başladığımız zaman Kent Konseyi ile bu kurum kültüründeki değişiklikten bahsedilirken ben bunun daha çok bu şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilgili olduğunu düşünüyordum. Tabii ki başka alanlarda da olacaktı. İşte ne bileyim birimlerin birbiriyle olan iletişimi, işbirlikleri ya da sivil alanla belediyenin kuracağı ortaklıklar. Orada herkesin birbirine karşı açık olması, o diyaloğun sağlanması falan, evet bu çok heyecan vericiydi ve farklar yaratabileceğini en azından ben kişisel olarak hissediyordum. Fakat doğrudan doğruya görmek bunu ayrı bir şey. Şimdi projelerden bir tanesi şehir mobilyaları ile ilgiliydi geçen sene. Genç bir mimar şehir şezlongları, ondan sonra salıncak türü oturacak oturma elemanları ve otobüs durakları önermiş. Kendi tasarımlarının doğrudan doğruya yapılması gibi değil ama çizdiği, tarif etmek üzere çizdiği bazı eskizler vardı ek dosyaları içerisinde. Bu işe Etüt Projeler Daire Başkanlığı'nın Kentsel Tasarım Müdürlüğü gerçekleştiriyor. Tabii Kentsel Tasarım Müdürlüğü nasıl yapacak? Bu işi bir ihale etmesi lazım. Her zaman izlenen yöntem böyle bir şey. Tekrar aynı yolu izliyorlar. Ama sunulmuş olan fikre olabildiğince sadık kalmaya çalışıyorlar. Yani özünde gene bir salıncak gibi bir şey yapılacak. Ondan sonra alternatif oturma elemanları tasarlanacak. Ve otobüs durakları da yeniden düşünülecek. Şimdi ben bu toplantılardan bir tanesine katıldım. Daire başkanlığından katılanların bir şehir mobilyasının tasarımına dair yerleşik olan bazı fikirleri vardı. Yani onun ne kadar esneyebileceği, işte belki rengi değişecek, belki malzemesi değişecek, ebadında birazcık farklılık olacak falan. Böyle fikirler var akıllarında. Bu konu üzerinde çalışan ekip de gelen fikirden o kadar zevk almış ki, yani müthiş bir araştırma yapmışlar. Fikir üzerine fikir oluşuyor. Ve en sonunda şunu fark ettim ben. Daire başkanlığının bu ihaleyi yapmak için yazdığı şey, tanım aslında yurttaş tarafından gelmiş oluyor. O ihalenin içeriğini bu önerinin sahibi oluşturmuş oluyor. Ve gerçekten şimdi ben ne olacağını söylemeyeyim, sürpriz olsun bu mobilyalar, ama gerçekten biliyorsunuz bizim kamusal mekanlarımız aslında biraz neşesizdir. Yani böyle yoğun kullanıma
ondan sonra şeye vandalizme falan dayanabilecek olan ağır, hunt, böyle biraz kaba diyebileceğimiz mobilyalar üretilir. Onun işte zamana dayanması hayal edilir. İklim koşullarına falan dayanıklı olması istenir ve o şekilde bırakılır. İşte yorulursak otururuz, biraz güneşten korunuz falan filan. Ama bunun ötesinde bir şeyler olabilir mi? Yani bizim kamusal yaşantımıza, ortak hayatımıza alternatifler getirebilir mi? Bizim birazcık aramızdaki diyalogları arttırabilir mi? Bunların hepsi konuşulmaya başlandı. Ve şu anda daire başkanlığı belki önerinin sahibi olandan daha fazla heyecan duyuyor bu proje için. Yani bu da kurumsal kültürün gerçekten bu yolla değişebildiğini gösteriyor. Açıkçası çok heyecan verici bir örnek bu. Sonra mesela bir yetersiz bakiye projesi vardı. Yetersiz bakiye uyarısını aldığımız zaman İstanbul kartlarımızla birkaç defa geçme hakkımız olabilsin. Yani ilk uyarıyı aldığımızda otobüsü kaçırmayalım, vapuru kaçırmayalım gibi bir fikirdi. Ki ben de mesela böyle durumlarda çok karşılaşmıştım. O yüzden çok takdirle karşılamıştım bu öneriyi. Bütçelere bakıldı. Üçer defa yapılırsa zor olacağı görüldü. Ve dendi ki en azından öğrenciler için başlasın bu. Çünkü genç kesim ne de olsa biraz daha dar bir bütçeyle hayatını idare etmek zorunda. Ama bu kentin kazanımına dönüştü. Kentte yaşayan bir bölüm insanın en azından şu anda kazanımına dönüştü. Veyahut da e-bike'lar var. E-bike'ların bir kısmının elektrikli yapılması. Bu sayede işte ortopedik sorunları olan kişilerin, biraz daha yaşı ileri olanların, ya da bisiklet kullanırken yorulanların, yokuşlardan çıkanların daha fazla bisiklet kullanabilmesi için bir çözüm üretildi. Henüz bisikletlerin elektrikli versiyonlara dönüşümü tamamlanmadı. Ama bunların hepsi birer kazanım ve hepsi katılımcı bütçe sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim bunları paylaştığınız için. Bu aslında tam da katılımcı bütçenin var olma nedeni. Yani hani bu kadar teknik bir konuyu, çünkü dediğiniz gibi belediye çalışanları tabii ki stratejik planda katılımcı yapılıyor. İşte kentlilerin fikirleri mümkün olduğu kadar ekleniyor planlara falan filan, ama bütçeleme vakti geldiğinde insandan biraz sıyrılıyor. Biraz daha böyle kağıt kalem, işte rakamlar, makineler falan filan. Buna o aşamaya o insani boyutu kattığı için ve çoğu zaman da maalesef aslında kenarda kıyıda kalan, unutulan, en altta kalan insanların aslında fikirlerini yansıttığı için. Yani insani boyutu hem de daha kırılgan insanların odağıyla getirdiği için gerçekten çok çok önemli ve anladığım kadarıyla daha ilk turdan aslında heyecan verici bir değişim yapmış. Dünya örneklerinden, çünkü baktığımızda çoğu zaman bürokratlar, işte çalışan memurlar başımıza iş açtınız diye tepki veriyorlar, direniyorlar falan. Direnenler olmuştur muhtemelen. İstanbul'da izleme değerlendirmeyi soracağım size, ama en azından yani bir dairenin, bir ekibinin bile heyecanlanması, belki o heyecanın enerjisi yayılırsa ileride daha çok böyle katılmış bütçeleme yapılabilir. Şimdi vaktimizi birazcık da şey kullanmak için aslında izleme değerlendirme. Bu izleme değerlendirme, bu şu ana kadar anlattığımız tam ideal olması gereken katılımcı bütçe sonuç örnekleri bunlar. Evet. Aldığınız dersler nedir? Neler ikinci turda farklı yapıldı? İlk turdan şimdi ikinci turda aslında izleme değerlendirmenin raporunun oluşumu birazcık daha hızlı ilerliyor, onu söyleyebilirim en başta. Süre birazcık daha iyi kullanıldı ama bunun daha da uzaması gerektiğini görebiliyoruz biz şu anda. Ön ve teknik değerlendirmeye daha fazla zaman ayrıldı, daha titiz davranıldı. Bunlar iyiye gitti. Fakat katılımcı bütçe adı üzerinde, yani burada bir katılım var, bir bütçe var. Aslında bunun önemli olan kısmı katılım. Ve katılım kısmının güçlendirilmesi gerektiği besbelli. Bunun sadece dijital ortamda gerçekleşiyor olması yeterli gelmiyor. Gerçi biz bu sene yine geçen sene olduğu gibi fikir maratonu yaptık. Geçen yıl bir taneydi. Bu da iyileştirilmiş olan bir şey aslında. Bu sene onu aşkın fikir maratonu gerçekleştirildi.
Dolayısıyla orada fikirler, bu sene gelenler daha olgun, onu görebiliyoruz. Bu muhtemelen fikir maratonlarının sağladığı bir durum. Ama şunu düşünüyoruz, neden bütün seneye yayılmasın bu fikirlerin birikmesi? Neden yılın başından itibaren olmasın? Çünkü öyle olduğu zaman olgunlaştırmak için daha fazla vakit olacak. Mesela bu yıl gelen üniversite hocaları oldu. Dediler ki ya biz öğrencilerimizle gelmek isteriz buraya. Burada onlarla birlikte düşünmek isteriz. Daha çok vakit ayırmak isteriz. Ya da bireysel olarak gelen yurttaşlar oldu. Dediler ki siz bunun başlayacağını ilan etseniz biz biraz düşünmüş ve çalışmış olarak gelsek fikir maratonlarında öyle tartışsak dediler. Bu mesela yapılabilir bir şey. Hatta duyar duymaz herkes, bütün ekip evet seneye bunu böyle yapacağız dedi. Dolayısıyla katılım aşamasını güçlendirebildiğimiz ölçüde katılımcı bütçenin daha iyi olacağını görebiliyoruz. Tabii belediye birimlerinin de birazcık daha burada daha heyecanlı, daha yürekli olmaları gerekiyor. Bu sene onların da katılımı çok daha fazlaydı. Bütün maraton toplantılarına belediye birimlerinden çok sayıda gelenler oldu. Onlar da memnun kalmışlardı. Yani şunu da söyleyenler oluyor dediğiniz gibi. Yani belediye birimleri acaba bu işten ne kadar mutlu diye. Fakat katılımcılık ayırt edici bir unsur olarak geliyorsa, yani bunu yapmazsak nerede yapabiliriz? Tabii ki birçok fırsat var ama işte kent konseyinde gelin toplantılara katılabilir, çocuklar için bir şeyler yapılıyor, mekansal planlama için toplantılar yapılıyor falan filan ama yani katılımcı bütçe olmazsa en güçlü katılımı nerede sağlayabiliriz? Hangi katılım düşüncelerin yapılacağını garanti edebilir? Galiba bundan daha iyi bir araç yok. Ben bu fikrinize katılıyorum. Zaten hani yurttaşı güçlendiren katılım tarifi, biz birçok katılım tarifleri var hep diyoruz ya, bu güçle ilgili bir kavram olduğu için son karar verme gücünü ne kadar paylaşmak istediğinle ilgili bir şey. Evet. Aslında bütçe kadar hem bir yandan teknik anlamazsın sen diye çok güzel yurttaştan uzaklaştırabileceğim bir şey ama bir yandan da yapacağını vaat ettiğin şeyleri de ciddi olup olmadığını anlamanın tek yolu ne kadar kaynak ayırdın. Evet. Dolayısıyla o kaynakların ayrılma kararına katılım tam da yurttaşı güçlendiren katılım olduğu için evet. Ben de bu söylediğinize katılıyorum. Bu katılmak fiili de Türkçe'de çok evet. Sorunlu bir fiil, her şey katılmak. Evet, evet. Bu söylediğinize gerçekten kabul ediyorum diyeyim ya. Ben de öyle düşünüyorum. En yurttaşı kentinin kararında aktif bir yer aldığı hissini verdiren uygulamalardan evet. Bir tanesi. Evet, evet. Başında ne anlamalıyız diye sorduğunda söylediğiniz önemli şeylerden bir tanesi aslında şeydi, kurumsal hani şimdi belediye konuştuğumuz için belediyenin kararlarını alan ekipteki bir dönüşüm, çok hani olumlu dönüşümler de işte anlattığınız örnekler üzerinden olabiliyor. Ama bir yandan da şey de dediniz, o da beni çok ilgilendiriyor. Yurttaşların kendi aralarındaki hani çünkü bazısı evet. Fikir vermedi de yorum yaptı diyorsunuz ya da yorum yaptı diyorsunuz. Bütün bu fikir maratonlarında yurttaşlar, sivil toplum örgütleri ama bireyler de işte akademisyenler de söylediğim gibi farklı profiller de katıldı. Onların sohbetleri, onların kendi aralarında bu uygulamayla ilgili başlayan etkileşimle ilgili de böyle heyecanlandıran size hani şey için İstanbul'un daha demokratik olmasıyla ilgili örnekleriniz, hikayeleriniz var mı? Biraz o kısımda heyecanlandırıyor. Şimdi aslında bu toplantıların her bir tanesinde heyecan, üretkenlik falan aynı düzeyde olamayabiliyor. Fakat özellikle bir tanesi var ki gerçekten hem katılımcıları hem beni çok etkiledi. Bir masada sağlıkla ilgili bir gündü galiba. Evet, sağlıklı kentlerin konuşulacağı bir toplantıydı. Birbirini hiç tanımayan insanlar masanın etrafında toplanmışlardı. Belediyeden de katılan kişi harita mühendisliği bürosundan geliyordu. Bu kişiler böyle fikirlerini ortaya attılar. Çok çeşitli şeyler. Yani hiç de aslında vardıkları sonuca yönelik şeyler değil. İşte veterinerler vardı orada. Ondan sonra bir ilçe belediyesinin şeyinden gelen
sağlık daire başkanlığından gelenler vardı. Ondan sonra tamamen işte merak ettim ne olduğunu geldim diyen bireysel bir katılımcı vardı falan. Bizim moderatör arkadaşlar o kadar güzel kaynaştılar ki aslında bunun bir püf noktası var. Yani oradan iyi niyetle bir şey üretmeye çok heveslilerdi. En sonunda afetlerle ilgili bir sonuca vardılar. Teknolojik bir proje oluşturdular. Ve birbirlerinin telefon numaralarını, irtibatlarını paylaşarak irtibatı kaybetmeyelim, iyi üretiyoruz, iyi fikir çıkartıyoruz diyerek ayrıldılar. Yani o an gerçekten çok müthiş bir şeydi. Zaten bu üretkenlik çok heyecan veriyor her zaman. Bu şehir mobilyalarında da olduğu gibi. Bunun yaşandığı anlar hakikaten... Sonunda onların projesi vitrine çıkmadı. Dolayısıyla oylanmadı da. Teknik olarak bazı zorlukları olduğu düşünüldü. Ama önemli değil. Yani bir sonrakinde biraz daha basit bir şey düşünebilirler. Konseye gelmek istiyorlar. Oradaki toplantılarda bulunmak istiyorlar. Bunlar da büyük kazanımlar bence. Tabii dediğiniz gibi yani bütün katılımcı süreçler gibi bu da çok öğretici bir süreç bir kere. Evet, yani evet. Karşılaşmalar, tartışmaların bir şeysi, çıktısı da zaten öğrenmiş olmak süreçleri. Evet. Yani vitrine girmemeleri bence de şey değil. Yani girse de, bütçeye eklenseydi fikirleri ne ala ama zaten eklenen fikirler oldu. Anladığım kadarıyla. Size en son onları soracağım. Bu 2023'e, çünkü geçen sene 27 tane seçildi demiştiniz. Bu sene 28 tane. 28 tamam. Evet. Şey var mı? Yani kolayınızda, hatırınızda varsa yoksa seyircilerimiz web sitesinden tabi bakabilirler ama alanlar, geçen sene hatırladığım kadarıyla kültür çevre sanki biraz ağırlıklı gibi olmuştu. Bu sene de hatırlıyor musunuz hangi alanlarda daha ağırlıklı? Bu sene sosyal hizmetlerle ilgili epeyce bir şeyler var. Böyle basit, küçük ama etkisi yüksek olabilecek. Mesela otobanyo. Bir yan yokluk içinde olan kişilerin temizlik ve öz bakım ihtiyaçlarını giderebilecekleri böyle mobil birimlerin oluşturulması, onların çeşitli ilçelere gitmesi gibi bir proje var. Ondan sonra durakta yolcu var diye bir şey var. Bundan ben de mesela muzdarip olmuşumdur. Akşamın geç saatinde durakta tek başınasınızdır. Şoför de otobüsü boştur. Böyle hızlan geçer gider durmaz. Bunun irtibatının sağlanabileceği bir sistemin oluşturulması var. Kültürle ilgili projeler var. Ondan sonra bisiklet yolları var. Kesintisiz yani böyle 100 kilometreye yakın bisiklet yolu projesi var. Daire başkanlığı aslında şimdiden şeyi söylüyor ya bu kesintisiz deniyor ama bu yer yer kesintili olmak zorunda ne olacak falan diye. Biz de dedik ki kesintili olsun ama olsun yani uzun olsun. Açık havada tırmanma sporuyla ilgili bir proje var. Hepsini şey yapamıyorum, ezberimde tutamadım. Daha çok tazeler. Ama bu tip işler vardı. Onları size ilk anda aktarmış oluyorum. Şimdi izleme değerlendirmeden bahsettik ya. Orada bu izleme değerlendirmede biz uzaktan bakarak yani ne oldu, ne bitti, bunu yazıya geçirelim gibi tarafsız bir bakış açısından aslında birazcık çıkıyoruz. Nasıl çıkıyoruz? Şöyle... Daire başkanlıklarıyla ve ilgili müdürlüklerle irtibat kurduğumuz zaman ilham verici de olmaya çalışıyoruz. Bir projeden bahsedilirken, ya bakın öyle bir şeyden bahsediyor ama buna da dönebilir. Konseye gelen başka katılımcılar bu tip ihtiyaçlardan da bahsediyor. Onlar da buraya eklenebilir. Misal otobüs duraklarını söyleyeyim. Otobüs duraklarının işte güneş enerjisini barındırması, ondan sonra çeşitli kültürel faaliyetler için kullanılması, elektrik enerjisini depoluyorken şarj istasyonu da olabilmesi gibi mesela üstlenebileceği ek fonksiyonlardan bahseden çok fazla proje vardı katılımcı bütçede. Onların hepsini oraya oylamaya çıkmamış olsalar bile biz aktarmaya çalışıyoruz.
Ve aslında oylamada değiller ama o fikirlerin sahiplerini de bundan haberdar ederek bakın düşündükleriniz burada hayata geçiyor diyerek onları sürecin parçası yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu söylediğiniz işlevi için de Kent Konseyi'nin bu sürece dahil olması çok önemli. Yani siz çünkü söylediğiniz gibi bu katılımcı bütçeden hariç de şimdi ne yazık ki paylaşacak vaktimiz yok. Geçen defa konuk olduğumuzu biraz anlatmıştınız. Umarım bir kere daha konuşabiliriz. Aslında birçok Kent Konseyi'nin web sitesine seyircilerimiz bakarlarsa katılımcı yönetimle ilgili birçok başka uygulamanız da var. Dolayısıyla sizin bu uygulama haricinde de yurttaşla, sivil toplumla zaten sürekli ilişkiniz olduğu için bu söylediğiniz fikirlerin toparlanması, farklı bir şeye dönüşmesine aracılık etmeniz aslında tam da Kent Konseyi, yani demokratik yönetim için kurulmuş bu Kent Konseyi'nin yapması gereken işlerden bir tanesi olmuş. Çok, evet. Çok gerçekten İstanbul olarak da teşekkür ederim bu emekleriniz için. Evet, şimdi ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik. Bir de sizden daha çok bilgi almak isteyen seyircilerimiz için bu sizin izleme değerlendirme raporunuz web sitenizde var mıydı? Var, evet. Dijital ortamda var. Basılısı da var. Ama sınırlı sayıda bastık. Zaten dijital ortamdan ulaşmak çok daha kolay. Herkes oradan görebilir. Biz tabii onu aşama aşama yenilememiz gerekiyor ya da ek bilgiler eklememiz gerekiyor. Çünkü projeler yavaş yavaş hayata geçtikçe orada o bilgiyi bulmalılar. Ben küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Hani iyileştirmeler nasıl olabilir demiştiniz ya. Düşüncelerden bir tanesi de şöyle bir şey. Yani Kent Konseyi'nde dahil olduğu başka katılımcı alanlar var. İşte mekansal planlamadan bahsettik, işte Kent Konseyi'nin çocuk katılımından bahsettik falan. Bu katılımcı bütçeyi o katılım alanlarıyla da ilişkilendirmek, oralardan küçük paylar ayırmak ya da orada çıkan fikirlerin bir kısmını buraya aktarmak gibi düşünceler de var. Aslında ne kadar çok katılım aracı birbiriyle ilişkili olursa katılımda o kadar güçleniyor gerçekten. Onu fark ediyoruz, görebiliyoruz ve bir dahaki seferi onu yapabilmek için çaba sarf ediyor olacağız. Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Elinize sağlık gerçekten. Bu arada Kent Konseyi daha önce bu kavramı bilmeyen seyircilerimiz varsa bütün sivil toplum örgütleri Kent Konseyi'nin doğal üyeleri zaten. Evet. Dolayısıyla bu sohbetten sonra Tülin Hanım'a İstanbul Kent Konseyi'ne ulaşıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki turun fikir maratonunu beklemenize gerek kalmadan. Evet. Diğer katılım araçlarıyla çoktan fikirlerinizi üretebilirsiniz ve de paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Tülin Hanım zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kent Konseyi üzerinden katılımcı bütçe süreci nasıl devam ediyor, neler bekliyor bizi ve yurttaşlar olarak o bahsettiğiniz projelerin uygulamasında özellikle şu kent mobilyalarındaki sürprizi çok merak ettim. Evet. Hepsi aslında yani en yakın zamanda onunla ilgilenmiş olduğum için hemen onu aktardım ama aslında hepsinde heyecan verici gelişmeler var. Harika. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Önümüzdeki hafta başka bir konukla, başka bir konuyla yine seyretimizde olacağız. Hoşça kalın. Herkese iyi günler diliyorum ben de. Hı-hı.